Merhaba sevgili Dayıkomiks takipçileri. Evet, bu videoda da Şubat ayında hangi yayınevi hangi çizgi romanı çıkartmış onları inceleyeceğiz. Yalnız benim baktığım liste epeyce bir karışmış arkadaşlar. Bu yüzden mesela Marmara 3 tane çizgi roman çıkartmışlar ama önce bir tanesini söyleyip sonra başka çizgi romanlar söyleyip ardından kalan 2 tanesini söyleyebilirim. Şimdiden bu konuda uyarayım. Evet arkadaşlar, bizi ilk olarak Itaki Yayınevi karşılıyor. Itaki Yayınevi bir tane manga çıkarttı. Bu çıkarttığı manga One Shot diye biliyorum. Adı da Lurv'un Koruyucuları. İkinci sırada yine Itaki'ye bağlı olan yabancı yayınevinin Acayiplikler Ansiklopedisi var. Üçüncü sırada bizi Komik Şeyler karşılıyor. Komik Şeyler biliyorsunuz mangalarıyla ünlü bir yayınevi. O da yeni bir manga serisine başlamış. Paradise Kiss cilt 1'i basmış arkadaşlar. Dördüncü olarak bizi Gerekli Şeyler karşılıyor. Gerekli Şeyler'de hangi çizgi roman karşılıyor peki? One Piece 49. Sıradaki çizgi romanımız Kara Karga'dan Türk bir çizer olan Özgü Samancı'nın çıkarttığı Bırak Üzülsünler adlı eseri basmışlar. Ve geldik yine Gerekli Şeyler arkadaşlar. Gerekli Şeyler Gençlik Yolculuğu 13 ve Tokyo Revengers 5'i de çıkartmış. Ve şimdi geliyoruz ayın bombasına. Peki o da nedir? Tabii ki Kuru Kafa'dan çıkan Vinland Saga 1. Kuru Kafa'nın kardeş kuruluşu Akıl Çelen'de Vitamin adlı yeni bir manga serisine başlamış arkadaşlar. İlgililere duyurulur. Sırtlan Kitapevi de Starman David Bowie adlı bir çizgi roman çıkartmış arkadaşlar. Sırtlan'ın çıkarttığı bu tarz ünlü müzik insanlarının yer aldığı çizgi romanlar gayet keyifli oluyor, meraklısına duyurulur. Evet, yine geldik Gerekli Şeylere. Gerekli Şeylerden kurtulamıyoruz arkadaşlar. Gerekli Şeyler yeni bir seriye başlamış. Peki o nedir? Oyuncak Bebek Sevgilim. Evet, bunun ilk cildi basılmış arkadaşlar. Ve arkasından tekrar Akıl Çelen'e geliyoruz. Akıl Çelen'in popüler mangalarından olan One Punch Man'in 22. cildi çıkmış arkadaşlar. Ve şimdi geldik piyasaya hızlı bir giriş yapan Kayıp Kıta'ya. Kayıp Kıta vakit kaybetmiyor ve hemen yeni bir manga çıkartıyor arkadaşlar. Peki o manga nedir? Adı Dünyayı Değiştir. Şimdi geliyoruz Dex yayınlarına arkadaşlar. Dex yayınları da bu ay bir çizgi roman çıkartmış arkadaşlar. George Orwell'ın büyük eseri 1984'ün bir çizgi romanı çıkmış. Evet, zaten ülkemizde bundan önce yanlış hatırlamıyorsam 4 tane daha 1984 çizgi romanı çıkmıştı. Bu da 5.'si oluyor. Yalnız fiyatı epeyce tuzlu. Evet tabi Des demişken çıkarttıkları manga serisi Jagaster'i de unutmuyoruz. Biliyorum bunun telaffuzunu yanlış söylüyorum arkadaşlar ama böyle söylemekte çok zevkliyorlar. Evet, Jagaster'in 5. cildi de çıkmış. Geldik yine Akıl Çelen'e. Akıl Çelen bu ayı boş geçmiyor maşallah. Shaman King'in de 8. cildi çıkmış. Ve şimdi geldik Alfa Yayın Evi'ne. Alfa Yayın Evi geçen ay çıkarttığı Wunder Waffen'in 2. ve 3. cildini çıkartmış arkadaşlar. Ve geldik Arka Bahçe'ye. Arka Bahçe Miss Marvel çıkartmaya devam ediyor. Ben 4. cilden sonra duracağını düşünmüştüm. Fakat hız kesmemişler. 5. cildini de çıkartıyorlar arkadaşlar. Demek ki bu seriyi sonuna kadar çıkartmaya kararlılar. Miss Marvel sevenler kaçırmasın. Yine geldik Gerekli Şeylere. Gerekli Şeylerin sevilen mangalarından Vaat Edilmiş Yok Yerinde 10. cildi çıkmış. Az önce de dediğim gibi piyasaya hızlı bir giriş yapan Kayıp Kıta Kuma Kuma Beer'ın da 2. cildini basmış. Ve geldik şimdi en sevdiğim yayın evlerinden olan Prestige'e. Prestige Kamil Lofçalı'nın önderliğinde Hasat İlk Taş adlı bir Türkçe çizgi roman çıkartmış arkadaşlar. Bu çizgi romanın bir özelliği de tamı tamına 8 ayrı çizgi roman dükkanını özel kapakla çıkması arkadaşlar. Satışa giren her yerde ayrı bir kapakla bulacağınız bir çizgi roman bu. Ve bunların hepsi limitli çıkmış arkadaşlar. Hemen alın, kaçırmayın. Ve geldik şimdi Dark İstanbul'a. Dark İstanbul genelde korku romanları ve polisiyelerle tanıdığımız bir yayın evi. Kendisi Haldun Sevel'in ünlü eseri Ustura Kemal'i de yeniden basmaya başlamış arkadaşlar. Bundan daha önce de Ustura Kemal çizgi romanları çıkmıştı piyasaya. Yanlış hatırlamıyorsam 4 tane çizgi roman çıktı. Bir tanesi başka bir yayın evinden çıkmıştı. 3 tanesi aynı yayın evinden çıkmıştı. Fakat dediğim gibi bunlar çok eski. Yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar, en az 10 senelik çizgi roman bunlar. Ustura Kemal'in yeniden basılmaya başlaması beni sevindirdi.
Bu ay gerekli şeylerden kurtulamıyoruz arkadaşlar. Çünkü gerekli şeyler Banana Fish'in ikinci cildini çıkartmış. Ve evet, şimdi geldik Marmara'ya. Marmara merakla beklenen çizgi romanın dördüncü cildini çıkartmış. Peki bu hangi çizgi romandı? Tabii ki Monster 4. Ve evet sevgili abonelerim, bağımsızlardan bahsettik. Türkçe çizgi romandan bahsettik. Komiksten bahsettik. Mangalardan bahsettik. Peki neden bahsetmedik? Tabii ki Fumettilerden. Lal bu ay da hız kesmiyor. Fumettileri çatır çatır çıkartmaya devam ediyor arkadaşlar. Lal Tex Willer'ın birinci albümünü çıkartmış. Biliyorsunuz Tex Willer aslında daha önceden çizgi düşlerden çıkıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 6 cilt falan çıktı oradan. Burada Tex Willer tekrar başlıyor. Yani bunun çizgi düşlerin bastığı Tex Willer'larla alakası yok. Peki Lal başka neler basmış? Mr. No Klasik Maceralar 61. cildi çıkartmış arkadaşlar. Martin Mystery'nin 217. cildini çıkartmış. Dylan Dog'un 92. cildini çıkartmış. Dylan Dog Maxi'nin de 27. cildini çıkartmış. Yetmemiş bir de Zagor 248'i çıkartmış arkadaşlar. Böylelikle Fumetticileri Fumetti'ye doyurmuş. Ve Lal'den tekrar Marmara'ya geçiyoruz arkadaşlar. Marmara çizgi Zoom yüzün de 4. cildini çıkartmış. Üstüne bir de yine Amerikan bağımsızlardan Karanlıkta Sevdiğin Beni çıkartmış. Bir de Komi Konuşmaktan Korkuyorum'un 3. cildini basmış. Buradan da geldik çizgi düşlere. Çizgi düşler bu ay Zagor Maxi'nin 24. cildini çıkartmış. Bir de demin bahsettiğim Tex Willer'ın 7. cildini çıkartmış arkadaşlar. Yani çizgi düşlerdeki Tex Willer da devam ediyor. Evet, sonlara doğru yaklaşırken tekrar komik şeylere bir uğruyoruz arkadaşlar. Bakalım komik şeyler hangi mangaları çıkartmış. İlki Dengeki Daisy 1. İkincisi de Kamisama Kiss'in 3. cildi. Komik şeyler de bu kisslerden gidiyor bakalım ama bunun sonu nereye varacak merak ediyorum. Bir taraftan Paradise Kiss, bir taraftan Kamisama Kiss. Bakalım 3. çıkartacakları kissli manga hangisi olacak? Evet, listedeki son 2 çizgi romana geldik. Arkadaşlar bunlardan ilki Akıl Çelen arkadaşlar. Akıl Çelen One Punch Man ve Shaman King'in yeni ciltlerini çıkartmış fakat daha yeni başladığı seriyi de unutmamış. Hemen ikinci cildini basmış arkadaşlar. Peki o nedir? Slime ikinci cilt. Ve geldik artık listenin sonuna arkadaşlar. Listenin sonunda da Milos Kitabevi Tex'in 703. cildini basmış. Ve bunu da diyerek artık Şubat ayı listesinde sonlandırıyorum arkadaşlar. Böylelikle bir ayı daha devirdik. Darısı Mart ayının başına. Umarım Mart ayında daha bol çizgi roman çıkar. Özellikle çizgi roman çıkar diyorum arkadaşlar. Çünkü mangalar zaten yeterince çıkıyor. Videoyu kapatmadan önce videoyu beğenmeyi, alta yorum yazmayı, like'a basmayı, bildirimlerden haberdar olmak için çana tıklamayı, tabii ki bunları rahat yapabilmek için ilk başta abone olmayı ve de en önemlisi çevrenizdeki çizgi romancı, mangacı arkadaşlara kanalımı tavsiye etmeyi unutmayın diyorum. Benden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.